size bir aile hekimi olarak koronavirüs ya da COVID-19 diye bilinen bütün dünyayı etkileyen bir salgın pandemi ile ilgili aile hekimi olarak görüşlerimi aktarmak istiyorum. Bu salgındaki taraflar olarak vatandaşlar, sağlık çalışanları ve yöneticiler hususuna değineceğim. Tabii ki önemli taraflar sadece bunlar demek değil. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve daha birçok önemli tarafı var bu işin. Ama bu sunumda bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir vatandaş olarak bizler ne yapmamız lazım bu salgında? Duyuyoruz, görüyoruz ki birçok insan hayatını kaybediyor. Hakikaten ciddi bir durum var. Bizi ilgilendiren, bizim veya sizin vatandaş olarak yapabileceğiniz ne var? Bir, öncelikle hastalığa yakalanmamamız lazım veya geç yakalanmaya çalışmamız lazım. Bunu yapmanın da birçok yolu var. Zaten hijyene dikkat etmek, el yıkamak, maske taşımak vesaire bunları duyuyorsunuz ama bunların içerisinde en önemlisi evde kalmak. Evde kalmamız lazım, çıkmamamız gerekiyor, misafir kabul etmememiz gerekiyor ve bu hususta istisna da yapmamamız gerekiyor. Yani bir kere gitsen birisi gelse, şu gelse onu çok özledim. Böyle bir durum olmaması lazım. Başka? Hastalanacağız. Toplumun yüzde belki 70'i bu hastalığa yakalanacak. Biz de yakalanacağız. Ama yakalandığımızda sağlık çalışanı bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının faal ve çalışabilir durumda olması lazım. Yani onlara hastalık bulaşmamış olması lazım. Onlara hastalık bulaşmaması için de o zaman ne yapmamız lazım? Onlara mümkün olduğunca yüklerini azaltmak ve yine evde kalmamız gerekiyor. Bunun dışında diyelim ki hastalığa yakalandık. Hastalığa yakalananların risk durumlarına göre eğer yaşlıysa veya ek hastalıkları varsa, sigara içiyorsa ölüm oranları artıyor. %10'lara 20'lere çıkıyor. Ama ortalamada %1-2 oranında ölüm var. Ölenler neden ölüyorlar? Akciğer sorunları çıkıyor. Solunum cihazlarına bağlanmaları, yoğun bakım hizmeti almaları gerekiyor. Öyleyse biz de bir gün yoğun bakım hizmetine ihtiyaç duyacağımızı, makineye bağlanıp solunum cihazına bağlanmamız gerektiğini varsaymamız, düşünmemiz lazım. Bunun da olması için bu cihazların ve hastane yataklarının boş olması için mümkün olduğunca geç dönemde hasta olun. Çünkü erken dönemde grafiği gördünüz, hızlı bir şekilde artış var. Herkes hastanelere yatacak ve yatak kapasiteleri dolacak. O dönemde gidersek belki yatak bulamayacağız. Öyleyse mümkün olduğunca geç dönemde hasta olmamız lazım. Yani evde kalmamız gerekiyor. Evden çıkmamamız gerekiyor. Eve misafir almamamız gerekiyor. Evet. Vakalar, bakın bütün dünyada halen çok hızlı bir artış. Önce yavaş bir şekilde yayıldı. Nispeten yavaş. Ondan sonra şu anda her gün on binlerce yeni vaka ve binlerce yeni ölümle karşılaşıyoruz. Hızlı bir şekilde artış seyrinde. Bu artış devam edecek ve bir süre sonra belki Güney Kore'de olduğu gibi bir azalmaya artık artışlar durmaya başlayacak. Bu durduğu dönemde hastanelerin ve sağlık hizmeti sunucularının işleri daha nispeten basit kolaylaşacak ve hizmet alma ihtimalimiz artacak. Türkiye'de de Sağlık Bakanı günlük duyuruyor. Belki bundan da fazladır rakamlar ama bu rakamlar da yeterince endişe etmemizi sağlayacak kadar ciddi bir artış olduğunu bize söylüyor. Her gün yeni ölümler ve yeni hastalıklar meydana geliyor. Hastanelerdeki yataklarla ilgili söylediğimin ciddiye alınması gerektiğini ifade etmek için şu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Fransa, Paris'te önümüzdeki 2 gün içerisinde yatak kapasiteleri dolacakmış, dolması bekleniyor. Dolayısıyla insanlar yatacak yer bulamayacak. Yoğun bakım ihtiyacı olan ağır hastalar hizmet verilemeyecek. Türkiye'de de eğer acil servislere, hastanelere gitme ihtimaliniz olursa durumun çok farklı olmadığını görüyoruz. İnsanlar bir acil servis bekleşiyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortama bugün itibariyle gittiğinizi düşünün. Muhtemelen ihtiyacınız olan en iyi servis hizmeti alamayacaksınız veya belki sağlıklı bir şekilde giderseniz de oradan hastalık kapma ihtimaliniz olacak. O yüzden işte burada
Aile hekimlerinin önemi gündeme geliyor. Bulunduğunuz bölgedeki aile hekimlerinin yoğunluğu bu kadar fazla olmayacağı için aile hekimlerine başvurmanız öncelikle, hastanelere gitmemeniz, hastanelerde bulaşma riskinin yüksek olduğunu bilmeniz gerekiyor. İkinci tarafı bu işin sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları olmazsa sağlık hizmeti yürüyemeyecek. Onun için sağlık çalışanları öncelikle kendilerini korumaları lazım. Tabii ki önemli bir şey pandemi ve salgın. Acil müdahale etmemiz, herkese müdahale etmemiz gerekiyor. Ama bu başka bir hastalık gibi, bir yaralanma gibi aciliyeti olan bir acil durum değil. Yani maskemiz yok, malzememiz yok, kendimizi koruyamıyoruz ve potansiyel olarak hasta olabilecek kişilerle yakınlaşırsa, onları muayene edersek, dokunursa mutlaka biz de hastalanacağız. Sağlık hizmetçilerin hastalanması tek başına o kişiyi ilgilendirmiyor. Çünkü o kişi hastalandığında belki onun çalıştığı aile sağlığı merkezi ya da sağlık kuruluşu karantina altına alınacak. Dolayısıyla orada hiç hizmet verilemez hale gelecek. Onun için sağlık çalışanlar öncelikle kendileri gerekli tedbirleri almaları lazım. Bunu almak tabii ki kişinin kendi elinde de değil, malzemeyi dağıtacak olan yetkililer, görevliler var, yöneticiler var. Onlara da iş düşüyor ama kendisi de bu konuda duyarlı olması lazım. Şimdi vatandaş özellikle aile sağlığı merkezleri şöyle bir şey yapabilir. Vatandaşla her aile hekimi yaklaşık 3.000-4.000 civarında kayıtlı nüfusa sahip olduğu için hastalarına ulaşmaları için kolaylık sağlayabilir. Yani sağlık kuruluşuna gelmeden telefonla, internet üzerinden SMS mesajlar aracılığıyla bilgilendirme yapabilir, danışmanlık hizmeti verebilir. Böylece panik halinde insanlar işte başka bir sebepten dolayı, başka bir nedenle ateşinin çıkması nedeni ya da öksürük olması vesaire, bu şikayetlerin ortaya çıkması, bu öksürük, boğaz ağrısı gibi, ishal gibi bu virüsle ilgili şikayetlerin ortaya çıkması nedeniyle hastaneye gelip orada risk oluşturmaz, kendisi de risk altında kalmaz. Dolayısıyla benim sağlık çalışanlarına önemli bir tavsiyem, önce kendilerini korumaları gerekiyor. Ondan sonra da iletişim kanallarını vatandaşla açık tutmaya çalışırsalar, aile sağlığı merkezinin girişine bu numaradan hekiminize, hemşirenize ulaşabilirsiniz, bizi arayabilirsiniz derlerse ya da onlara mesaj atıp bu şekilde kolaylaştırırsalar işlerini, kendi işleri de kolaylaşacaktır. Aile hekimleri sağlık hizmetinin ilk temas noktası. First in, last out diyorlar İngilizce'de. Yani aile hekimleri bir sağlık toplumu ilgilendiren bir sağlık sorunuyla ilk karşılaşılan gruptur. En sonunda gene onlara yansıyacaktır sonuçları, neticeleri. Dolayısıyla aile hekimlerini birinci basamak sağlık çalışanlarının, sadece aile hekimleri değil bunlar, yani hemşireler, ebeler, sağlık teknisyenleri de dahil olmak üzere bunların hepsini işin içerisine katmadan bir pandemiyle mücadele başarılı olamayacak. Aile hekimleriyle ilgili, birinci basamakla ilgili bu Dünya Aile Hekimleri Birliği'nin web sayfası, orada kaynaklar var. Onun dışında Türkiye'de de kuruluşlar var. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, onların görüşlerine de bakmak lazım ne diyorlar diye. Mesela Sağlık Bakanlığı'na yazdıkları bir mektup var. İlginç buldum ben onu. Bazı endişeleri olduğunu anlıyorum oradan. Malzeme tedarik düzeyinde endişeleri olduğunu ya da oluşturulacak sağlık politikalarına yeterince katkı verememe ile ilgili endişeleri olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu var, yine aile hekimlerini birinci basamağı Türkiye'de temsil ediyorlar. Onların da gene web sayfalarına baktığım zaman onların da endişeli olduklarını, bazı kaygılarının olduğunu görüyorum. Size rağmen görevimizin başındayız diyor. Bu okunması ve dikkate alınması gereken bir mesaj bence. Son olarak işin en önemli tarafı belki yöneticiler. Yöneticilerin de tabii ki bu konuda ciddi bir gayretleri var. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlardır eminim. Mesela sağlık politikaları ile ilgili işte bir rehber yayınladı Sağlık Bakanlığı ve bunu güncelliyor. Daha bir gün önce güncellendiğini gördüm ben. Ondan sonra bir bilim kurulu oluşturuldu ve bilim kurulu aktif bir şekilde çalışıp bu konudaki kararları almaya ve yönetmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Ama bilim kuruluna bakıyorum. Bilim kurulunda bakan var tabii ki. Çocuk enfeksiyon bölümü, mikrobiyoloji, epidemiyoloji. Şüphesiz bunlar
Bunlar işin taraflarıdır. Yani mikrobiyoloji bu bir mikrobik hastalık, virüs. Dolayısıyla o bunun bulmasın. Bir sadece bir epidemiyolog var mesela burada. Bu bir epidemiyolojik sorundur. Ondan sonra hiç birinci basamağı temsil eden bir aile hekimliği akademisyeni yok burada. Bir hemşire yok, bir eczacı yok. Yani bu mutlaka bu bilim kurulunun içerisinde diğer bilim dallarından da kişilerin olmasını ben beklerdim. Bunu görünce endişelendim. Bir virolog var mesela sadece. Türkiye'de belki virolog yok diyeceksiniz ama işte medyadan gene görüyoruz. İhraç edilmiş ama hizmet veremeyen virologlar da var. Ve bu mücadele ortak yürütülmek zorundadır. Dediğim gibi yani mutlaka yoğun bakım hastanelerinin üçüncü basamağa ihtiyacımız var. Hatta bazı hastaneler boşaltıldı. Onlar bu virüs salgını için ayrıldı. Oraya başvuracak insanlara tedbiren yer açıldı. Ancak ikinci basamak hastanelerine mümkün olduğunca şeyler gitmiyor zaten. Yönlendirilmemesi de gerekiyor. Çünkü oraya da virüs bu hastalığa yakalanmış insanlar giderse orada da salgının yayılma ve diğer sağlıklı, bu açıdan sağlıklı insanları etkileme riski var. Ve aile hekimleri işin tarafı. Bunların işin içerisine katılması da yetmez. Hemşireler, diş hekimleri, eczacılar, sağlık teknisyenleri, acil servis hizmeti sunucuları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları hepsini işe dahil ederek ancak bunda başarılı olmayacaktır. Dolayısıyla bu konuda gene iş sağlık yöneticilerine düşüyor. Evet, son mesajım da virüsle ilgili yine ilk söylediğim mesajla aynı. Evde kalmamız gerekiyor. Ne olursa olsun ibremiz evimizi göstermesi lazım. Hepimiz istiyoruz, arzu ediyoruz ki sinemaya gidelim, gezelim, ziyaret yapalım, pazar alışverişinde bulunalım. Ama öyle bir kendimiz öyle bir ibre yapmamız lazım ki ne tarafa ne kadar çevirirsek çevirirse çevirelim çarpı deliğimizi evde kalın göstermesi lazım. Evde kalın, sağlıklı kalın.